Getir'den siparişini ver. Son round bitmeden kapına gelsin. Efendim. Son roundçularla yeniden bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ali'cim merhaba, nasılsın? Bodrum'da havalar bayağı iyi galiba. Çok güzel bir tişörtle karşımıza çıktın. Sağ ol, teşekkür ederim. Bodrum'da havalar bugün itibariyle düzelmeye başladı. Dün öğleden sonra daha doğrusu itibariyle düzelmeye başladı. Yoksa son derece soğuk ve rüzgarlıydı. İstanbul'da da havaların düzeldiğini anlıyoruz tabii burada. Bülent Cankurt'un yazısını okudun mu? Bodrum'la ilgili de yazılar yazar. Yeni bir otel aldı ama virüse takıldı. Eylül ayında görevinden istifa eden Beşiktaş Kulübü eski başkanı Fikret Orman otelcilik işini çok sevmiş anlaşılan. Bodrum Gündoğan'da, adını vermiyorum, sahibi olan Orman'ın Bodrum'daki otelleri ikilediğini öğrendim. Orman bir dönem çok konuşulan Yalıkavak'taki XX'i 10 yıllığına kiralamış. Oteli yenileyip sezona girmek isteyen Orman hemen çalışmaları başlatmış ama maalesef evdeki hesap çarşıya uymamış. Koronavirüs salgını yüzünden Orman'ın planları alt üst olmuş. Evet, ne güzel. İşte hayırlı olsun. Yani onun oteli çok güzel bir otel. Fikret Orman'ın oteli. Gittin ben mi? Gidip görmedim ama yerini biliyorum. Dışarıdan ve ön taraftan yani biliyorum şeyini. Yani neresi olduğunu. Gayet başarılı bir otel. Herhalde kiraladığı otelde şey bir oteldir. Ne derler onun adına? Başarılı bir oteldir. Hayırlı uğurlu olsun Fikret Orman'a, Fikret Başkan'a. Seni zaten davet eder bu hayırlı uğurlu olsun dileklerinden sonra. Davet etmesine gerek yok. Biz kalkar gideriz. Bir sürü otelimiz var burada. Güzel. Çok güzel. Sevdiğimiz dostlarımızın otelleri de var. Onlara gideriz. Kendi evimiz de var. Yani otele gitmenin manası şey yani başka bir yerde denize girelim. Yoksa otellik bir durumumuz yok bizim. Çok şükür. TFF başkanlığı mı? Bodrum'da mesela belediye başkanlığı zor iş tabii. İstemezsin büyük ihtimalle. Hiç tamam. Tabii ben de. Hele Bodrum'da falan çok zor iş. İmar yasası falan filan. Ama böyle mesela Bodrum'da bir görev almak ister miydin Bodrum'la alakalı? Hayır ama küçük bir butik otelim olsun isterdim. Aslında otelcilik yapmak isterdim. Kendi evet, bir iş değil artık çünkü evet. Airbnb ve daha bireysel turizm artık ön planda nedir o? İşte karavan, kamp yapma, efendim tekne tatili, hani o tip daha private işler veya deneyim turizmi dediğimiz şeyler önemli. Yani deniz, güneş, kumdansa deneyim turizmi. Ön planda. Deneyim turizmi ne demek? İşte gidelim seramik yapalım, efendim dağa tırmanalım, ata binelim vesaire gibisinden şeyler ön planda. O yüzden hani klasik bildiğimiz anlamda turizmin biraz şeyi düştü. Karlılığı düştü. Ama bir küçük butik otelim olsun, şöyle bir 10-12 odalık ister miydim? Tabii çok isterdim yani. Keyif alırdım. Sana yakışırdı. Yapabileceğin de bir iş. Yani dönercilik dışında bütün işlerde başarılı olacağını düşünüyorum Serdar'la. Teşekkür ederim. Ben yani yemek işi... Abi bilmediğin işte başarılı olamazsın. Şeyi bilmiyorsun işte, yemeği bilmediğin için yapamıyorsun. Benim de en büyük hayallerimden bir tanesi. Şurada arıyorum hala. Bulabilsem bir... Bulabildim mi? Bulamadım. Camel çıkıyor. Karavan çıkmıyor. Müzik grubu olan Camel bu. Evet. Nerede ya? Pembe kapaklı albüm. Heh. Buldum. Yani... Karavan işini ben de çok merak ediyorum. Bak... Karavan. Çok güzel bir albüm. Tam böyle yollarda gez dolaş dinle. Pastoral. Böyle yan flütler, akustik gitarlar falan. Yani ya o karavan bana göre şey. Karavan bana göre değil de hani o tip tatiller artık revaçta. Yani karavan de, ya da tekne veya daha lüks karavanlar çıkacak şimdi. Hani sen böyle... bir tekne seversin tabii. Ben de tekne yani severim de onun için. Şeyi parası çok abi. Yani şimdi yakıtı pahalı, bayrağı şimdi ben isterim. Türk bayrağı koyayım oraya ama yani... Yok, Türk bayrağı daha uygun şu an. Daha Türk uygun. Ha iyi en azından. Bir ara çünkü... Eskiden öyle değildi. Oluyordum. Babamın arkadaşları yok Malta bayrağı koyuyordu. Bilmiyorum. Ulan bu nedir Türk karasularında siz ne yapıyorsunuz falan anlatıyorlardı vergiden, falan filan. Vergiden kaçmak için de şimdi değişti o. Türk bayrağı takmak daha avantajlı. Vergi siz demişken daha... asıl konumuza gelelim o zaman. Fikret evet. Orman'la girmiştik zaten. Evet. Maalesef koronavirüs Türk futbolundaki finansal ekonomik krizi iki katına çıkardı. Maalesef. Maalesef. Şimdi sen bana programdan önce dün sevgili Gökhan Tiryaki'nin yazısını gönderdin. Ajans Spor'da yayınlanan. Gökhan Tiryaki gerçekten değerli bir kişidir. Sayılarla konuşur, matematikle konuşur. Uzmanlık alanıdır. Ve onu da ben okudum. Tabii daha sonra da Beşiktaş yönetimiyle bu yazı üzerine konuştum.
Ve birçok veri elde ettim. Sorun sadece Beşiktaş'la ilgili olsa tamam. Ama genel olarak makro dediğimiz makro ekonomi, mikro ekonomi. Herkesin mikro ekonomik sorunları var her kulübün kendi içinde ama genel olarak Türk futbolunun makro ekonomik sorunu hiç olmadığı kadar büyüdü koronavirüs salgını nedeniyle de. Şimdi öncelikle Gökhan Tiryaki'nin yazısını ben sana niye attım, ne, ne oldu, ne bitti onun hepsini bir anlatayım. Şimdi efendim Ahmet Nur Çebi'nin bir açıklaması oldu. Ahmet Nur Çebi'nin dedi ki ben bunu bir tweet atmış, bana da bunu birisi gönderdi. Yani bir paylaşım yapılmış Ahmet Bey'in lafıyla ilgili. Ahmet Bey diyor ki bizim mevcut şu anda zaten temlikli gelirlerimiz var. Hani geçmiş borçlar işte bir yerden kredi almışız, onu temlik etmişler. O ayrı. Bunun dışında gelecekteki gelirlerimize de ulaşamayacağız. Gelecekteki gelirlerimize de ulaşamayacağız. Neden? Çünkü konsorsiyuma borçluyuz. Konsorsiyum dediği Bankalar Birliği anlaşması. Gökhan Tiryaki'nin yazısı da biraz bununla alakalı. Daha geniş çaplı bir bakış açısı. Yani bununla ilgili Bankalar Birliği ile anlaşmasıyla ilgili konuşabilen bir tek başkan var. O da Ahmet Nur Çebi. Çünkü imzayı atan o değil. Fikret Orman imzayı atmıştı. Şimdi neydi Bankalar Birliği anlaşması? Şuydu. 250 milyon lira verelim. Bununla gidin banka borçlarınızın bir kısmını büyük kapatın ya da isterseniz hepsini kapatın. 2 yıl hiçbir şey ödemeyin. 2 yıl sonra ödemelere başlayın. Bu esnada da bütçe disiplininizi sağlamak için federasyonumuz bir şey çıkartsın. Yasa, bir takım yasalar çıkartsın. İşte limit kurulu bilmem ne filan. Hani var ya. Yerel finansal fair play. Bravo. Bravo. Yerel finansal fair play yapın. Şimdi o 250 milyonlar bitti gitti. Kimsenin dişinin kabuğunu bile doldurmadı. Lakin ne oldu? 2 yıl sonraki gelirler de artık temlikli olduğu için şu an Beşiktaş'ın, bunu Beşiktaş söylüyor. Beşiktaş söylediği için söylüyorum. Nefes alacak durumu yok. Bu 2 yılın da 1 yılı bitti. 1 yılı bitti. Seneden sonra yani 2021'in başında konsorsiyumuza ki getir bakayım hadi ödemeleri getir. Bir tek Fenerbahçe imzalamamıştı hatırlarsanız. Evet. Fenerbahçe'nin imzalamamasının ne kadar doğru olduğu da ortaya çıktı. Çünkü 1 yıl sonra bundan yaklaşık 1 yıl sonra hiçbir kulübün geliri olmayacak. Hepsi 250 milyon liranın ödemesine gidecek önce. O 250 milyon liralık faiz. Tabii ilk 2 yıl faizler ödeniyor. Daha sonrasında böyle ana para ödeniyor. Ama bu 8 yıl 10 yıl falan. Bütün bu süre. Yani gelen para önce Ziraat Bankası'nın liderliğini yaptığı Bankalar Birliği konsorsiyumuna gidecek. Fenerbahçe çok sıkıntılı. Çok kötü bir mali durumda. Ama buna imza atmayarak hiç olmazsa 2 yıl sonra olası gelirlerinin bir kısmının Bankalar Birliği'ne gitmemesi konusunda bir rahatlığı var. Ama diğer kulüpler o 250'yi aldılar. Bir miktar rahatladılar. Bir miktar. Bundan avantajı çıkan tek bir kulüp vardı. Büyük kulüpler içerisinde. O da nispeten, tamamen değil, nispeten avantajı çıkan tek kulüp Trabzonspor'du. Galatasaray'da 1 yıl sonra ödemelere başlayacak. Nasıl ödeyeceği hakkında herhangi bir fikri olduğunu sanmıyorum. Galatasaray'da da iyi ve sıkı bir mali disiplinle Kaan Kançal ve Mustafa Cengiz'in özellikle sıkı tuttular mali disiplini. Ekstra borçlanmadılar filan ama zaten var olan borçların sıkıntısıyla devam ediyor. Şimdi burada Gökhan Tiryaki'nin yazısı da şimdi. Şimdi bütün kulüpler açıkçası sevgiler diyor ki biz çok kötüyüz. Şöyle sıkıntımız var. Böyle sıkıntımız var. 2 sene sonra da bu Bankalar Birliği'nin ödemesi var bilmem ne. Ya abi bu işin sonu belli. Ya burada yapılacak iş kapatacağız kulüpleri, yeni kulüpler kuracağız. Ancak Romanya'daki gibi mi? Yani sadece bu ihtimal kaldı. İtalya yani, Serie A'da da oldu. Napoli'ler yani, falan o yolu yani seçti. Yeni Malatya Spor. Nasıl yeni Malatya Spor var? Nasıl Gaziantep Spor diye bir kulüp kalmadı artık. Gaziantep FK oldu falan. Yani, ama olsun yine adını geri aldı. Şimdi o yüzden böyle Napoli örneğini evet verdim. Önce bir isim değiştiriyorsun alt liglerde. Ondan evet sonra bir şekilde yan yoldan geçerek eski ismini
Yani Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Beşiktaş Futbol Kulübü olmuş. Hiç kimse vay niye J'yi kaldırdın, F'yi koydun demez. Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe Futbol Kulübü yaptın kimse demez. Galatasaray'da demez. Demez yani. Yeter ki futbol takımları yani kulüplerin... Yakın gelecekte sevgili Ali, yeni Beşiktaş, öz Fenerbahçe, en yeni Galatasaray, işte sıfır Trabzonspor, yeniden Trabzonspor gibisinden isimlerle, hani bunu egzajer ediyorum tabii. Böyle kulüplerimizin kurulacağını, yani hocam, sıfır borçla bir nokta, bir başka çarenin olmayacağını düşünüyorum.